Görsel turizme bakabilir miyiz bir de? Yine onu da çok fazla görüyorum yorumlarda. Evet, bilanço olarak en çok beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. 3 aylık bilanço oldukça iyiydi. İkinci çeyrek biraz daha zayıf gelmekle birlikte aslında bu sektörde bizim pozitif yönlü beklentilerimizin biraz daha ön plana çıktığı sektörlerin başında. Ben açıkçası uzun zamandır bu servis taşımacılığı ile ilgili şirketlerin biraz daha ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Burada bilançolara yönelik ve şirketlerin almış olduğu ihalelere yönelik muazzam haber akışları var. O yüzden burada görsel turizm olsun, platform turizm olsun benim dikkatimi çeken hisselerden bir tanesi. Görsel tarafında da bu şirketlerde genelde ihale haberlerini takip ediyoruz. Yani bu yıl ve önümüzdeki yıl açıkçası performansının kesilmeden devam etmesini beklediğimiz sektörlerden bir tanesi. Düşünün, yani bu servis taşımacılığı olmasa holdingler ya da okullar, şirketler nasıl hareket edecek? Yani kilit. O yüzden gıda kadar zorunlu alışveriş demeyeyim de yani burada bizim bu Transfer. sektörden hizmet almamız zorunlu sektörlerden bir tanesi. O yüzden buradaki servis taşımacılığı işi ben bu yıl ve önümüzdeki yıl gelişerek daha da büyümesini bekliyorum. Hatta burada bu şirketlerin bunun dışında yurt dışı tarafında da büyüme potansiyeli oldukça yüksek. Özellikle de Gürsel ve platform turizmin dışa doğru bir açılma ihtimali önümüzdeki süreçte oldukça yüksek. Gürsel turizminin de bu yöndeki beklentilerle birlikte hisse senedinin şu anki mevcut seviyesinde özellikle de 60 günlük ortalamanın altına hiç sarkmamış olması son günlerde hisse senedinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte özellikle de burada 143 seviyesi çok önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 143'ün aşılması burada hızlı bir yükselişi de beraberinde getirebilir. Yukarıda 143'ü takip edeceğiz yükselişin ivmelenmesi için. Aşağı tarafta ise iki tane desteğimiz var. 134 fiyat seviyesi, 60 günlük ortalama. Bunun altında da 131 fiyat seviyesi. Zaten 131'in altına sarkarsa burada biraz daha risk artıyor anlamına gelecek. Ama bu son haftalarda bu seviyeden sürekli dönüyor olması, kuvvetli alımların geliyor olması aslında yukarı yönlü yükseliş ihtimalinin biraz daha ağır bastığını görüyoruz. Burada da aşama aşama gidersek 139 seviyesi aşılırsa burada bir gap var. O gap'in 146-147 civarındaki gap'in kapanması beklenebilir. Zaten gap kapanıyorsa da bunun devamında yeni zirve araçları da bizi bekliyor diyebiliriz.